Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Özbekistan'dan geliyorum. İstanbul'a gidiyorum. Özbekistan'dan? Evet. Memleket neresi? Mardin. Mardin'in neresi? Mardin Derek. Derek. Ben Kızıltepe'yi iyi bilirim. Yeşilin kirazlarından var mı yanında? Bitti kiraz mevsimi değil mi? Siz nerelisiniz? Kızıltepe. Siz de Kızıltepe. Ben Mardin Kızıltepe'de serbest bölge kurdum zamanında, biliyor musun? Özbekistan'ın neresinden geldin? Taşkent. Taşkent. Şimdi yolculuk? Yolculuk İstanbul. İstanbul. Kaç günde geliyorsun Taşkent'ten? Buraya kadar kaç günde geldin? 17 gün oldu. 17 gün maşallah. 17 gün ama ikiniz de gayet yakışıklı ve sağlam duruyorsunuz yani. Maşallah. Kontrollü şekilde yürüyoruz yani. Ben de mesafeyi böyle tutmak zorundayım. Dikkatli olun, tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Tamam. Herkesin yola çıkmak için bir sebebi var. Kiminin işi, kiminin aşı, kiminin yaren yoldaşı. Benimkisi de memleket sevdası. Hayatın tadını değil ama tuzunu anlatmak düştü bu sefer aklıma. Bu yüzden bugünkü rotamız Anadolu'nun fazla tuzlu iç denizi, Tuzgöl. Şerefli Koçhisar'a geldik. Birazdan tesislerle ilgili buradaki biliyorsunuz Türkiye'nin tuz üretiminin büyük kısmını karşılayan tuz tesisleriyle ilgili çalışmamızı yapacağız arkadaşlarımızla. Şimdi şuna bakıyorum. Şerefli Koçhisar Ankara'ya çok yakın ama kültürel ve tarihi değerleriyle çok önemli bir ilçemiz. Benim şehrim Şerefli Koçhisar. Buyurun beraber geçelim. Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Koçhisar'a şerefli unvanı verilmiştir. Bu unvanın verilmesinin sebebi Çanakkale'de verilen şehitler ve gösterilen kahramanlıklar dolayısıyladır. İlçe halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamakta ve ülkemizin tuz ihracatının yapıldığı Tuz Gölü ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Buradaki mezar taşlarını görüyorsunuz. Köyün yeni burada vefat edenlerini bu tarafa taşıyorlar. Ancak bu eski, çok eski dönemlerden, Selçuklu ve daha önceki dönemlerden kalan bu mezarlık önemli. Görüyorsunuz artık taşlar zor ayakta duruyor, pek bakımsız. Ölmüşlerin ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bir Selçuklu ve Osmanlı izleri taşımakla beraber Hititlerden bu yana bir yerleşim merkezi. Evet, bu kısa gezinin ardından hemşerilerimin hazırladıkları yöresel lezzetleri tatmak için Şerefli Koçhisar Belediyesi sosyal tesislerine gidiyoruz. Tabii ki ben öncesinde sizler için kalite kontrol yaptım. Çok lezzetlilerdi. Leyla Hanım, ben özellikle size teşekkür etmek istedim. Çünkü burada değerli belediye başkanımızın, Ticaret Sanayi Odası başkanımızın ve diğer arkadaşların davetlisi olarak geldik. Mükellef bir sofra hazırlamışlardı. Sonra işin arkasında bu işin mutfağında kim var diye sorduk. Arkadan siz çıktınız. Hı. Yöresel yemekleri biz büyük bir keyifle yedik. Şimdi benim sizden istediğim burada bu yöresel yemekleri bize tanıtmanız. Ve hani benim şu anda hala da tadı damağımda kaldı. Bu nasıl oluyor, nasıl beceriyorsunuz bunları bize bir anlatmanız. Öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Belediyemizin sosyal tesisine. Sizi ağırlamaktan zevk duyduk tabii ki biz de. Bizim yöresel olarak kışın arabaşı çorbası dediğimiz hamurla birlikte tüketilen, özellikle soğuk kış akşamlarında, gecelerinde, günlerinde avcıların av hayvanlarıyla
ebelerimizin, dedelerimizin yaptığı bir çorba. Esas bu şerefli Koçhisar'daki eski avcıların içtiği çorba. Evet, evet. Şu değişik bir hamurdan yapılan şeyleri biraz bir parça ondan bir parça ondan aldık. Demin yedik, çok güzeldi. Evet. Hamurla tüketilen, hamuru yapıp karın üstünde soğutulan bir dönemden gelme bir hamur bu ebelerimizin, dedelerimizin. Ayrıca topalak dediğimiz bu. Yine kış günlerinde, soğuk kış günlerinde acı olarak tüketilen, sıcak olarak tüketilen bir yiyeceğimiz çorba. Eskiden çorba olarak ve ana yemek olarak da kullanılan bir yemeğimiz, yöresel yemeğimiz topalakta. Bu da bizim yöremizde cicik kulağı, madımak. Cicik kulağı. Madımak dediğimiz bir cacık. Yine yazın mevsiminde bu toplanır. Mevsiminde taze olarak tüketilir. Mart aylarında çıkmaya başlar. Kışında bunu biz kuruturuz. Kuruturuz veya dolaplara atarız. Kışında bunun kurusu olarak yemeklerini yaparız. Bu da yoğurtla tüketilen. Çok güzel. Yine sarımsaklı yoğurtla yiyelim. Tahinli pidemiz yöremize ait. Birçok yerde tahinli pide var ama şekerli olarak yapıyorlar. Bizim bu yörenin tahinli pidesi çok önemlidir, meşhurdur. Tahinli pidemiz özellikle Ramazan aylarında sahurda tok tutsun diye yine büyüklerimizin, atalarımızın, ebelerimizin, dedelerimizin hoşafla birlikte tüketilen bir yiyecektir. Yani tahinliler özellikle kara fırınlarda yapılır burada. Çok lezzetlidir. Ayrıca bizim Kürt pilavı dediğimiz, yöremizde bizim Kürtler vardır. Etle birlikte, et suyuyla birlikte yapılan bir pilavdır. Yani tadı güzeldir. Ayrıca bizim yine eskiden kalma, yine ebelerimizden, dedelerimizden kalma manda yoğurdu geçmişten. Ve üstüne bizim yöremizdeki üzüm bağlarından yapılan pekmezimizle birlikte tatlı niyetinde tüketilen bir yiyeceğimiz. Biz bu saydıklarınızın hepsini kalite kontrolünü yaptık. Gayet mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Ellerinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız. Biz de sizi ağırlamaktan memnun olduk. Bu sosyal tesisi de hakikaten çok güzel bir mekan. Her zaman buyurun. Bütün şerefli Koçhisar'a böyle yukarıdan bakıyor. Harika bir manzara var. Evet. Ellerinize sağlık diyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz başımızla beraber. İnşallah. Biz misafirperverizdir. Biliyorum. Yani sosyal tesisimiz, belediye başkanımız özellikle çok dikkat eder, titizlikle durur. Üstünde zaten böyle misafir ağırlama noktasında. Biliyoruz. Yani başımızla birlikte buyurun yiyelim. Evet, her zaman bekleriz. Yapan binlerce yıllık kökümüzün bugünkü doyurucu görüntüsüydü. Bahçemizden organik domatesimizi, biberimizi, harika cevizimizi, hünnabımızı, kendi bahçemizin hünnabı. İşte bu benim en sevdiğim meyve. Evet. Bunu birazdan kalite kontrolünü yapmak tabii üzere ki geri aynen, bıraktım. Aynen. Kolay gelsin. Nasılsınız? Bizler için güzel güzel şeyler hazırlıyormuşsunuz. Öyle duyduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizin için yaptık. Tamam ya. Biz de sizin için geldik. Hoş bulduk. Şimdi aynı şeyi Yusuf Bey yapsa yenmez yani. Şimdi ama hanımefendiler yapınca yeniyor. Değil mi? Kadın eli. Kadın eli değdiği yeri hakikaten
büyütüyor, güzelleştiriyor. Peki bu şimdi diğer böreklerden ne farkı var? Nedir bunun özelliği? Bakalım, özelliği sap buğdaunu. Sonra gayet güzel kağıt katlar gibi, A4 kağıt gibi yaptınız onu, tamam. Aynen. Ama o yufkayı da açmak için ciddi bir hüner lazım ya, kolay iş değil. Gerçekten. Hani de, emek de oluyor. Emek, hepsi bir emek. İşte harika. Nefis kokuyor. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Harika. Anadolu'nun güzelliği burada. Görüyorsunuz, çok değişik, güzel kokular alıyoruz. Afgan mısın? Afgan'ın neresinde? Afganistan, Takar'dan. Biz artık çobanımızı Afganistan'dan alıyoruz. Çayımızı Senegalli'ye toplatıyoruz. Biz de böyle motora biniyoruz. Afganistan'da ben çok gittim geldim. İyi, yiğit bir halkınız var. Yiğit adamların diyor. Yüreğiniz büyük maşallah. Sizleri bir kucaklamak isterdim ama artık malum değişik bir dönem yaşıyoruz. Evet, evet. O yüzden hepimizin dikkat etmesi lazım sağlığına. Şimdi bunun üzümleri topladınız. Üzüm suyundan bu şeye doğru kaynaya kaynaya ağırlık kazanıyor değil mi? Evet, evet. Sen evet. Kim anlıyor? Anlat, ben anlatamam pekmezi. Bilmiyorum Sayın yani. Önce bunu üzümü çiğneyerek suyunu alıyoruz. Şırası tamam. Dediğimizi. Hı-hı. Süzüyoruz. Oradaki büyük bidona süzdük. Önce birinci aşamasını kaynattık. Bunun içine toprak katılıyor. Tamam. O topraktan ayrıştırdık. O topraklı şey orada, bakın sende. Evet. Şu anda pekmez olacak bundan sonraki durum. O toprak nereden kaynaklanıyor? Üzümün üstündeki. Üzümün üstüne biz atıyoruz. Siz onu. Atıyorsunuz değil mi? Çöksün diye değil mi? Çöksün diye, taklandırsın biraz tamam, diye. Tamam. Şu anda artık pekmez olacak. En son aşaması bu. Yani ben son aşamasını tercih ederim. Evet, son aşaması işte, arada bir de bunu böyle karıştırmak mı lazım? Karıştıracağız. Böyle tadabandan beri. Bunun ne kadar koyulaştırdığı, ne kadar fark ediyorsun? Nasıl anlıyorsun? Mesela bunu kaç saat tutman gerekiyor? Şimdi 4 en saat dedin. 3 saat, 4 saat tutmamız gerek. O zaman kıvam az zaman olacak öyle mi? Böyle şey yaptın. Şu anda şıra gibi. Su gibi akmayacak. Tamam, tamam. Şu anda şıra. Peki. Çok güzel. Bereketli olsun. Sayın başkanlarımız da burada. Maşallah, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Sayın bakanım, hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Böyle bizim Yusuf Temel hem Tarsus'un başkanı hem Koçhisar'ın başkanı. Yani iki yerde birden oynuyor. Şerefli Koçhisar'ın ihracat kalemleri var mı? Neler ihraç ediyorsunuz? Sayın bakanım, öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha doğrusu burası Çavuşköy'ümüz. İlçemizin bir yüzüde bir köyüdür. Tekrar hoş geldiniz. Tabii Şerefli Koçhisar'da direkt bir ihracatımız söz konusu değil. Sadece tuz ihraç ediyoruz. Amerika'ya ihracatımız var. Bir firmamız burada. Direkt Amerika'ya bir ihracat yapıyor. Mersin Limanı'ndan direkt gönderiyoruz. Onun haricinde bir ihracatımız yok fakat İç piyasayı daha çok karşılıyorsunuz. Elbette, iç piyasa. Şimdi bir kaya tuzu var, bir normal mağaraların içinden elde edilenler var. Evet, onlar evet. Bizim yine Ankara etrafında, Çankırı'daki arkadaşlar, ocaklarına gitmiştim onların. Evet. Ama bu taraftan da tabii aynı şekilde çok kaliteli bir tuz elde ediliyor. Burası göl tuzu. Evet. Zaten oluşumu da kaya tuzlarının erimesiyle yüzeye çıkan su ve kar ve yağmur sularının göl üzerinde birikip daha sonra yaz sezonunda
güneş ve rüzgarın tesiriyle buharlaşıp tuz tortusu oluşmasıyla oluşuyor. Aslında tuzların hepsi aynı. Değeri kaya tuzu dediğimiz mağaralar içerisinde çıkan tuz ama burası da tuz gölü, göl üzerinde üretim yapıyoruz. Tabii bizim bir başka projemiz de vardı. Keşke seyahatinizi 15 gün önce yapmış olsaydınız. Türkiye'de ve dünyada ilk bir proje gerçekleştirdik. Oda olarak, hem ziraat odası olarak hem de ticaret odası olarak. Tuz gölünün üstü üzerinde organik bir şekilde domates kurusu. Bu da tabii ihracata dayalı olarak yapmayı planlıyoruz bunu. Bir deneme yaptık. Çok başarılı oldu. Oldu mu başarılı? Testleri de falan iyi geçti. Güzel. İnşallah çok Türkiye güzel. Ve dünyaya tanıtacağız. Şerefli Koçları bu yönde de tanıtım şimdi yapacağız. Şimdi yani İtalya bu konuda çok büyük ihracat yapar domates kurusunu. Eğer biz onu gerçekten iyi öğrenip ihracatını sağlayabilirsek hakikaten çok iyi bir şekilde ihracat rakamlarını artış sağlayabiliriz. Adın Sayın ne senin? Sayın Bakanım hoş geldin de. Sayın Bakanım hoş geldin. Vay be. Nasılsınız? Adın ne senin adın? Egemen. Egemen of be vay maşallah tamam. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun Egemen? İyi geçiriyorum. Sizi böyle sağlıklı bu dönemde böyle iyi gördüğüm için çok mutlu oldum. Biz de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tuz Gölü 3 şehrin 4 ilçenin sınırlarında kalsa da adı hep Şerefli Koçhisar'la özdeşleşmiştir ve Tuz Diyarı diye anılmaktadır. Evet, işte başkanlarımız burada. Vay çok güzel, çok güzel. Hakikaten böyle. Nasılsınız? Ne var ne yok? Sağ olun efendim. İyisiniz, hoş bulduk. Sayın Başkanım, bu Türkiye'nin ikinci büyük gölünün üzerinde motorla gitmek büyük bir keyif. Sizden dinleyelim biz tuzu. Tuzun hikayesi biz şöyle biliyoruz. Hani yemeğin tadı tuzu olmadı, bir şeye beğenmedi anlamına geliyor. Tuz çok önemli bir ihtiyaç maddesi. Yani bazen kötü şöhreti oluyor. Tabii sağlık açısından falan söylüyorlar ama tuzsuz da hiçbir şey yapamıyorlar. Mesela hastaneye düştüğümüz zaman hemen bize serum olarak verdikleri şeyin çoğu sodyum klorür olduğu gibi tuz. Tuz evet. Yani hayat tuzsuz, çok tuzsuz olurdu. Tuzsuz olmaz. Olurdu herhalde. Evet, tuz hayatın tadı evet, tuzu. Aynen tuz. Öyle. Denizlerimizde de aynı şekilde. Deniz tuzlusu olmasa o kadar canlının bir arada olması mümkün değil. Ben bu girişi yaptıktan sonra size böyle bir platformda neler söylersiniz bizim için diye sormak istiyorum. İlk önce işletmem adına, firmam adına, Mutlucan Kayacık Tuz İşletmesi adına hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Mutlucan Tuz İşletmesi, Türkiye'de tuz ihtiyacını karşılayan 3 büyük firmadan bir tanesi. Yaklaşık %30 tuz ihtiyacını bu işletmemiz, bu tesisimiz karşılıyor. Dünya üzerinde 20 ülkeye ihracatımız var. İhracat kapsamında da... Kaç ülke? 20. 20 ülkeye gönderiyorsunuz maşallah. 20 ülkeye. Hangi devam ülkeler ediyor bunlar? Romanya, Rusya, İsrail, Amerika, Bulgaristan, yani Çekoslovakya. Atlantik ötesi de var, burası var, da var. Var. Afrika ülkeleri. Yakın komşular da var, var. Evet. Irak, Suriye gibi evet. Yakın komşularımız da var. Evet. İhracat muhteşem artışlar devam ediyor şu anda. Yani geçen yıl yaklaşık 100 bin tondu. Bu sene hedef 200 bin ton. 20-30 milyon dolar civarında en azından bir ihracat rakamını evet ülkemize kazandırıyoruz. Evet. Çok güzel bir şey. Evet. Şimdi tabii biz tuz hangi bu şimdi üstünde bulunduğumuz kitlenin altı bir çamur tabakası. Çamur tabakası. Balçık gibi ama üstünde tuz kendiliğinden daha hafif olduğu için yukarı doğru suyla beraber çıkıyor. Dolayısıyla bu burada katmanlaşıyor. Ondan sonra buradan kesilip alınıyor herhalde değil mi? Bize anlatır mısınız o projeyi? Anlatırım o efendim. Şimdi burada dediğiniz gibi altında balçık, yeşilimsi bir çamur tabakası var. Yer altından kaynayan sular, yeraltı sularının yukarı çıkmasıyla yağmur sularının bir mesela şu an üzerinde bulunduğumuz bir havuz sistemi var. Evet. Yaklaşık bulunduğumuz zeminin altında 20-30 santim kalınlığında bir tabaka var. Hı hı. Bu tabakanın üzerine daha sonra yer altından kaynayan su, tuzlu su ve yer yüzünden yağmur sularıyla bir 50-60 santim civarında suyu hapsediyoruz. Güneşin
ısısıyla buharlaşıyor. Rüzgar gücüyle dalgadan dolayı işte bu kristalleşmeyi sağlıyor. Freze makinalarıyla da kazıyarak 7-8 santim civarında bir üstündeki kazıyarak yani kazıyarak normal bir asfalt planter gibi böyle asfalt düşünebiliriz planterler. Değil mi? Böyle aynen. Freze makinesi geliyor bunu kazıyor. Peki bazı yerlerde böyle yukarıda böyle tuz kristalleri böyle sanki aşağıdan bir şey onu kabartmış gibi evet, görünüyor. Mantar o gibi. Kaynaklar. Yer altından o şekilde çıkıyor zaten. Ama çok güzel böyle pembe falan içi değişik böyle dekoratif bir şey gibiydi. Kaynak yer altından kaynak gözenekler oluşuyor. Gözeneklerden evet. Şey gibi ılıman gibi anladım, ne derler ona anladım. Pınar gibi yukarı tabii. Kaynıyor. Şu anda zeminde üzerinde farklı farklı yerlerde görebilirsin onları. Sayın Bakanım tabii tuz çok büyük alanda kullanılıyor. Yani şu ortamda gördüğümüz aracınızda dahil olmak üzere tuz ham madde olarak kullanılıyor. Tabii. Yani geniş kapsamlı sadece gıda olarak tüketimi söz tabii. Konusu değil. Tabii. Sanayi olarak da çok bir ürünlerin içerisinde tuz oluyor. Örnek vermek gerekirse tekstil özellikle işte kumaşların tabii. Üzerinde boyanın kalabilmesi için çok yoğun bir şekilde tuz boya. Kullanılıyor. Ayrıca bu da benzer. Tabii evet. Yani deri sektörü. Deri sektöründe evet. Müthiş. Boya tabii, sektörü efendim. Deri tabaklanması mümkün evet. Değil yani. Evet. Tuz mutlaka kullanılır. Çok önemli bir hizmet yapıyorsunuz tabii. Yani gerek insan sağlığı açısından olsun. Gerek diğer tıbbi bizim kullandığımız malzemelerin çoğunun içinde yer alıyor. Yani tedavi amaçlı kullanılıyor. Bir de şimdi son zamanlarda ben bazı gittiğim ülkelerde güzellik malzemesi olarak bundan yararlanıldığını evet. Biliyorum. En büyük sizin burada etmiş. Herhalde yavaş yavaş o da oluşacak diye düşünüyorum. İnşallah. Bu tesisler olduktan sonra iyi bir girişimci belki bu konuda hep beraber aranızda da belki bir anlaşıp bir kooperatif oluşturup yapılabilir diye düşünüyorum. Onu tabii sağlık turizmi olarak da kullanılabilir. Yani evet. O amaçla da kullanım söz konusu olabilir. İleriki zamanlarda inşallah onlar da düşünüyor efendim. Ben sizin gibi başarılı başkanlarımız olduktan sonra efendim. Bunların artık rahat olacağını, inşallah ihracatınızın da böyle 20-30 milyon dolarlardan 200-300 milyon dolarlara i̇nşallah. Çıkacağını i̇nşallah. Düşünüyorum. Temennimiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani ederiz. Burada sizle beraber Tuz Gölü'nün üstünde motorumuzla sizlerle bu sohbeti evet, yaptığımız efendim. İçin bence öncelikli insanlar oluyoruz. Evet. Şeref benim verdiniz. Şehrim şeref şerefli ver. Koçhisar şerefle. Şeref verdiniz. Şeref verdiniz. Çıkarılan tuzun fabrikada işlenmesi ve tüketime hazır hale gelme aşamasında bize ham madde üretim müdürü Yusuf Sinan Doğan anlatacak. Evet, şuradan baktığım zaman zaten bunlar çok hakikaten güzel şeyler geliyor böyle. Yani bu asfalt freze makinesi, döner tambur var. O vurdukça evet, zaten. Tabii. Band sistemiyle kamyonları alıyoruz. Kamyonlarda. Kapasiteniz ne kadar? Ne kadar tuz üretiyorsunuz senede? Senede 800 bin ton. 800 yılda. Bin ton. Evet. Müthiş bir şey tabii. Neresinden tabii baktınız? Biz yılda zaten 3 aylık bir üretim sezonumuz var. Tamam. Mevsimlik oluyor. Yılda sadece bir kere ürün alabiliyoruz. Tabii kış ayında da alabilirsiniz ama bu şekilde gölün tabağına zarar vermiş olursunuz. Bu şekilde kirli tuz da almış olursunuz. Bu şekilde temiz bir tuz almak için. Ne zaman alıyoruz temiz tuzu? Haziran-Temmuz aylarında başlıyoruz. Haziran-Temmuz. Yani mevsimler bu son 2-3 senedir biraz ötelendi. Ağustos'un başı gibi 2 senedir, Ağustos'un 5'inde başlıyoruz üretime. Yaklaşık bir 3-3,5 ay sürecek. Kasım'ın ortası gibi de üretimi tamamlamayı planlıyoruz bu sene. Çok güzel. 800 bin ton büyük bir rakam maşallah. Yani ben baktım diğer işletmelerimiz de öyle. Yani hakikaten siz Türkiye'nin değil bütün tuz ihtiyacını karşılamak şöyle dursun. Yani üstüne bir de ihracat rakamlarını tabii, kuvvetlendiriyorsunuz. Tabii. Yani yıl içerisinde oluşan tuzu kestiğimizden dolayı temiz bir tuz elde ediyoruz. Bu da saflığı en üst seviyeye çıkarıyor. Çok güzel. Peki şimdi şu harman yerini de bir izleyelim. Orada neler yapılıyor onu görelim. Burada bir dağlar var yani burada bunu, binlerce ton var şu anda arkamızda. Tabii bunu istif makineleriyle yapıyoruz. Gölden virgenle yüklediğimiz tuzu yani kazıdığımız evet. Tuzu kantardan geçirip istif makinesine getirip burada da istifleme yapıyoruz. Yani yaklaşık boyu 12,5 metre bunun. Evet. Şu harman yerine doğru geçelim. Buyurun. Şimdi bu meşhur, hep anlatırlar. Biz de dedik ki yerinde görelim. Bu harman. Biz şimdi tarım ürünlerinde harmanı biliyoruz.
Buraya geldiğimiz zaman bu istiflemeyi siz, bu konveyör aslında bu, değil mi? Bir tane direkt konveyör çalışıyor. İstif sahamızda iki çeşit makinemiz bulunuyor. Bu makine zaten şeker pancarında kullanılıyor ama biz bunu revize ettik. Normalde şeker pancarında gelen araç komple döker üzerindeki malzemeyi. Fakat bizimkinde araç geri geri yaklaşır bu bunkere, operatör sağ ve sol bunkeri hangisinde kamyon varsa çalıştırır. Daha sonra istiflemeyi, öndeki bomba zaten hareketlidir. Yaklaşık yüksekliği 12,5 metre. Bu şekilde istiflememize devam ederiz. İstifte oldukça da adım adım çekeriz makinemizi. Burada bir boy şeyi var mıdır? Kaç metre mesela ideal istifleme için, kaç tonluk bir yüksekliği ne kadar ulaşıyor? Yüksek yapabilirsek iyi. O kadar bizim için iyi. Frenizi çünkü yüksekliyorsunuz yani. Tabii taban alanı ne kadar az alırsa anladım, o kadar fazla tuz istifleyebilirsiniz sahanıza. Anladım. Çok güzel. Şurada bir tane de tek makine var. Evet. Bunu da bize anlatır mısınız, nedir? Bu makinede de araç geri geri geldikten sonra iki bant sistemi bulunuyor bunda. Bunun da boyu yaklaşık 12,5 metre yüksekliğinde istif yapıyor. Bunun özelliği öbüründe iki araç birden alınıp orada araç yaklaşım süresini düşürmek yani. O makinenin özelliği o. Bu makinede de bu araç çıktıktan sonra diğer sıradaki araç girer. Anladım. Damperini yavaş yavaş kaldırır. Bu şekilde istiflemeyi yaparız. Çok güzel. Tabii devasa piramitler oluşturmuşsunuz burada. Bunların çoğu yurt dışına da gidiyor. Türkiye'ye güzel döviz girdisi sağlıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Şerefli Koçhisar'ın bu kadar az nüfusa rağmen bu kadar yüksek bir ihracat rakamına sahip olmasından dolayı da benim şehrim Şerefli Koçhisar diyorum. Evet, Şerefli Koçhisar'a ve Tuz Gölü'ne veda zamanı artık geldi. Benim şehrim Şerefli Koçhisar'ın sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, görüyorsunuz Anadolu'nun bağrında çok güzel programlar yapma imkanı oluyor. Bunlarda sonsuz ufuklarda sonsuz güzellikleri sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bugün bir günün sonuna geldik. Ama gün batımı arkada yine eşsiz bir şekilde. Ülkemizin her yöresinde nereye gidersek gidelim, hangi bölgesine gidersek gidelim, güneşin batışı, güneşin doğuşu hiç birbirine benzemiyor. Hepsi ayrı güzellikte. Her köyümüz ayrı güzel, her yöremiz ayrı güzel. Dolayısıyla bu güzellikleri yaşadığımız için Allah'ımıza şükrediyoruz ve hepiniz esen kalın.